Fethullah Gülen yapılanması özü itibariyle iddianamede de var bu. Tamamen kamuoyunu manipüle etme, kandırma, işte bu takiye şeyinden geliyor, bu zihniyetinden geliyor. Tam bir tiyatro örgütüdür. Tiyatro yapar dünyada ve bugün bu 15 Temmuz olayının tiyatro olduğu yönündeki fikirlerin hepsi aynı merkezden geliyor. Yine Fethullah Gülen örgütü tarafından dünyaya empoze ediliyor. Bakın nerede konuşuluyor bu? Türkiye'de bu çok konuşulmuyor. Başlangıçta konuşuluyordu evet, ama artık insanlar yaşadıkça, gördükçe o görüntüleri, bu fikrinden uzaklaştılar. Nerede konuşuluyor bunun tiyatro olduğu? Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Fethullah Gülen'in etkisi altındaki bir takım kuvvetler tarafından bunun bir tiyatro olduğu söyleniyor. Bakın 246 tane insan ölmüş. Yani Ankara'da yaşanan şeyi, yani ben Ankara'da değilim, İstanbul'da yaşıyorum ama sürekli telefon halindeydim. Akrabalarım var orada, gazeteciler var, onlarla konuşurken tam bir savaş ortamı. Uçaklar uçuyor, meclis bombalanıyor. Ben böyle bir tiyatro, bir kere bu fikir son derece şey bir fikir, son derece yani gerçekleri, olgulardan hareket etmeyen, gerçeklerden hareket etmeyen, sadece kurguyla hareket eden bir zihnin ancak üretebileceği bir şey bu. Ve bu dediğim gibi tamamen bu darbeyi gerçekleştiren merkezler tarafından pompalanmıştır. Ve şu önemli bir şey daha söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan karşıtlığı temelinde eğer meseleye yaklaşırsak, yani eğer biz politikamızı, siyasetimizi ya da görüşlerimizi Tayyip Erdoğan'a karşı olmak üzerinden kurarsak bu tip hatalara düşeriz. Ama ben baştan o yüzden söyledim. Bu Türkiye ile, ya da Türkiye ile de demeyelim, sadece bölgedeki diğer güçler, ülkeler, Türkiye'nin komşu ülkeleriyle Atlantik cephesi arasındaki bir savaştır. Bu cepheden bakarsak böyle hatalara ve çok özür dileyerek söyleyeceğim, saçma fikirlere şey yapmayız, kendimizi teslim etmeyiz. Böyle bir tiyatro olmaz.